Selam herkese. Ben Enir. Bugün size kullandığım client-side modları tanıtacağım. Client-side mod ne demek? Hemen anlatayım ama size önce board'dan almam lazım. Bir saniye şöyle zıplasam yetişebiliyor muyum? Hadi. O zaman şöyle yapalım. Hop, aldım. Evet. Client-side mod nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Tamam, şöyle sizi düzgün bir yere tekrar koymam gerekecek. Şuranın üstüne koyayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Client-side mod sunuculara falan girdiğinizde oyununuzun görüntüsünü etkilemeyecek modlardır. Yani şuradaki köylü çok ses çıkardı. Neyse. Merhaba tavuk. Ne diyordum ben? Unuttum yine dur. Neydi? Evet. Mod diyorduk. Bu modlar oyunun nasıl oynandığını ya da neler yapıldığını etkilemeden sadece çoğunlukla kozmetik olarak kullanılan modlardır. Gelin size kullandığım bu modları tanıtayım. O zaman sizi şöyle bir daha bir alayım. Hadi. Evet, aldım. Şimdi client side modun ne olduğunu anlattım. Burada modlarımızla alakalı çeşitli şeyler var. Şimdi size modlarımızı göstereceğim. O zaman tek tek başlayalım. İlk olarak animatika'dan başlayacağım. Animatika şöyle bir mod ki burada gördüğünüz bu animasyonlu texture'ların animasyonlu olmalarını sağlar. Ben Optifine kullanmıyorum. Sodium kullanıyorum. Bu yüzden Optifine olmadığı zaman benim kullandığım Astralit diye bir texture pack var. O texture pack'i kullanamazdım Optifine'siz. Ama bu mod kullanmamı sağlıyor. Sadece bunları değil, eğer animasyonlu mob texture pack'leri kullanıyorsanız onların da çalışmasını sağlar. Bir sonraki modumuz ise şu dayıya ihtiyacım olacak. Autorun isimli bir mod. Şimdi Autorun modu ne işe yarar? O butonunda bende. O'ya bastığım zaman ileri doğru otomatik yürüyor. Şöyle göstereyim kendime de. Şu an sadece otomatik yürüyorum. Şimdi bu ne işimize yarayacak? Kendimiz zaten W'ya basarız dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle diyelim, bir köylüyü, evet bir köylüyü, merhaba köylü. Bir köylüyü uzun mesafeler götüreceksiniz ve böyle bir yol yaptınız. Ya da işte bunu Nether'a geçerken de yapabilirsiniz. Böyle bir yol yaptınız diyelim. Ve yol uzun ve güvenli bir yol. O zaman ne yapıyorsunuz? Biniyorsunuz. O'ya basıyorsunuz. Gidin, yanda bir şeyler izleyin. Ya da ne bileyim, bir yemek yiyin gelin. O sizin için yürüsün. Yani kayıkla taşırken, ben aslında sadece bunu böyle kayıkla taşırken kullanıyorum. Başka zaman kullanmıyorum bu modu. Çünkü gördüğünüz gibi, bakın şöyle göstereyim. Şu anda otoranda O'ya basıyorum ve gördüğünüz gibi bakın kendisi güzelce geliyor. Şu anda ellerimi kaldırdım. Hiç dokunmuyorum bile. Sonra herhangi bir tuşa bastığınız zaman zaten duruyor. Bu şekilde. Bir sonraki modumuzun adı ise Blur. Şimdi bu Blur modu ne işe yarıyor? Şu şekilde bir mesela varili açtığınız zaman gördüğünüz gibi arka taraf blurlandı. Ya da ESC'ye bastım. Veya herhangi bir şeyin içini açtım. Burada bir varilimiz var. Ya da bir duman fırını, neydi? Smoker. Ya da bir shulker kutusu. Bu tarz şeyleri açtığınızda arka planın blurlanmasını sağlıyor ve bence gayet güzel bir görüntü oluşturuyor. Gelelim Caves isimli modumuza. Bunun için ESC'ye basıyorum. Options'a tıklıyorum ve skin kostümizasyonuna geliyorum. Burada Capes modunun amblemi var. Buna tıkladığım zaman burada tüm cape'ler var. Burada herhangi bir cape modundaki Optifine olabilir, Levy mod olabilir. Burada gördüğünüz tüm cape modlarındaki cape'leri, Optifine'ınız yoksa bile Optifine cape'inizi bu şekilde alabiliyorsunuz. Bunları almanızı sağlıyor. Ya da Minecraft'ın orijinal cape'lerinden bir tanesine sahipseniz onu da bu şekilde yapabilirsiniz. Veya burada Elytra'da nasıl göründüğünü de görebilirsiniz. Ya da oyuncuyu kapatıp sadece Elytra'daki haline de bakabilirsiniz. İstediğinizi yapmakta özgürsünüz. Ben Optifine kullanan bir insan olmadığım için, çünkü sodyum daha fazla FPS veriyor. Bu şekilde bunu kullanıyorum. CIG Resound isimli modumuza gelelim. Bu mod ise size özel texture'lar sağlıyor. Mesela normalde büyülü kitapların bir adet texture'u var. Ve hepsi ortaktır. Şu şekilde görünür. Tabii bunun üstüne baloncuklar çıkıyor ama o ayrı. Bu şekilde görünür. Ve sadece tek bir texture'a sahiptir hepsi. Ama fakat benim kullandığım bu texture pack'te büyülü kitaplar farklı farklı görüntülere sahipler. İşte bunları bu şekilde ayrı ayrı görmemi sağlıyorlar. Sağlıyor bu texture pack. Yani özel eşya texture'larını bu şekilde ayırmamızı sağlıyor Optifine kullanmadan. Evet, Optifine yerini doldurabilmek için Optifine'ın bu kadar fazla mod kullanmanız gerekiyor. Bir sonraki modumuza geçelim. Bir sonraki modumuz ise Continuity. Continuity ne işe yarar? Aslında yine Optifine'de olan bir özellik. Camlar, kitaplıklar, kum taşları gibi blokları bu şekilde birleştirmemizi sağlıyor. Ama Continuity modunu kurduğunuzda lütfen kurduğunuzda eklenen texture pack'leri de kurmayı unutmayın. Bu arada merhaba. Söylemeyi unuttum. Buradaki tüm modların indirme linki... Bana bakar mısın? Aşağı bak. Dur ben geleyim senin önüne. Modların hepsinin indirme linki açıklamada var. Sormana gerek yok. Açıklamadan indirip mods klasörünün içine attığın zaman kurulmuş olacaklar. Bu arada hepsi fabrik modu, unutma. Hadi devam edelim. Geldik Eating Animation moduna. Bu mod benim çok sevdiğim modlardan bir tanesi. Şuradan bir yiyeceklerimizi alalım. Farklı farklı yiyeceklerimiz var burada. Ufak mutfağımızda depolanıyorlardı. Mesela pişmiş somon. Gördüğünüz gibi sadece kılçığı kalıyor. Ya da
Bir tavşan yahnisi. İçinden yiyeceği yiyoruz ve dışı kalıyor. Elmadaysa ortadaki çöpünü bırakıyor. Yani The Golden Apple için de geçerli. Ve ayrıca şişeye doldurulmuş bir şey içiyorsanız onda da şişenin içini içiyor. Bu modda size bu şekilde animasyonlar sağlıyor. Gelelim Food Effect Tooltips modumuza. Food Effect Tooltips, bunu yemiyoruz. Hayır, bunu yemiyoruz. Bu fazla kalmış diye atalım, orada giderim. Tahta tahta doğaya karışık çöp diye bir şey olmaz mı? Kim lan? Abi rahat bırakırsan bir video çekeceğim ben. Teşekkür ederim. Öbür tarafa dön. Ben kendimi güvende hissetmiyorum şimdi. Öbür tarafa bakar mısınız? Sen de. Teşekkür ederim. Her neyse. Bu mod, yani şu mod, Food Effect Tooltips modu, yiyeceklerin ya da yenilebilir veya içilebilir olan her şeyin üstüne geldiğiniz zaman size hangi efektleri vereceğini söylüyor. Mesela Enchanted Golden Apple'ın verdiği tüm efektleri burada görebilirsiniz. Veya iksirlerde de görünüyor. İksir %90 speed mesela. Turtle Master. Yani kaplumbağa ustası iksirini içtiğiniz zaman yavaşlatma 6 ve dayanıklılık 4 kazanıyorsunuz. Ne olacağını da söylüyor. İçtiğiniz zaman -%90 hız alırsınız diyor. İçelim bakalım veriyor muymuş. Evet, gördüğünüz gibi tam bir kaplumbağayım şu an. Dayanıklıyım ama bir o kadar da yavaşım. Evet, şu geri dönmem. Şuraya ulaşabilirsem. Teşekkür ederim. Acaba speed'i de içersem ne olur slowness var ki? Süresi bitti. Neyse, burada farklı farklı şeylerinkiler de var. Mesela pufferfish. Yiyelim bakalım. Kendisi normalde... Dünya dönüyor. Abi senin surat bir tuhaf. Burada da çeşitli şeylerimiz var yine. Hani bunları yediğiniz zaman da ne alacağınızı görüyorsunuz yanında. Yani çok efektif bir mod değil. Hani çok şey göstermiyor. Ama bence yine de etkili bir mod. Ve geldik Freecam moduna. En sevdiğim modlardan bir tanesi. Aslında sizi çekmemi yarayan mod oydu. Şu şekilde F4'e bastığım zaman bu şekilde etrafta gezinmemi sağlıyor. İstediğim yere giderim yüklü olan çanklarla. Hatta yer altına bile girerim. Ama yine de survival oynuyorsanız yer altına girip bir şeylere bakınmamanızı ya da etrafınıza bakınıp bir yerler aramamanızı öneririm. Ben bunu da sadece uzaktan çekimler yapmak için kullanıyorum. Merhaba evlat. Ve eğer modun ayarlarına girip istediğiniz herhangi bir tuşu serbest yürümeye atarsanız, ben de F10 tuşunu atalım. Bastığınız zaman şu anda koptuk şeyden, kameradan. Şu anda istediğim gibi gezinebilirim. Hatta çok uzaklara gidebilirim. Evet, bu da bu modumuz da bu şekildeydi. Tekrar F4'e bastığımda ise Freecam kapanıyor ve istediğim gibi gezinebiliyorum. Tabi bu ayarlarla nereden oynayacağınızı da göstereceğim bir modla. Ve geldik Horde Stats Vanilla moduna. Horde Stats Vanilla modu eşek, at ve deve gibi, merhaba. Ve deve gibi canlılara bindiğiniz zaman onların statlarını gösterir size. Mesela 7.4 blokluk bir hızı varmış bu eşeğin. 1.6 blok zıplıyormuş ve 28'de canı varmış. Eğer kötüyse, ya istatistikler normalse gri şekilde yazar. Benim arka planda gri olduğu için çok görünmüyor ama gri şekilde yazar. Eğer kötüyse kırmızı, iyi bir özellikse yeşil şekilde yazıyor. Mesela atımıza binelim. Burada iyi bir atımız var. 30 canı var. Çok iyi bir can. Kötü bir zıplama istatistiği var. O yüzden kırmızı. Ama çok hızlı bir at. O yüzden yeşil. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca eşekte de gördüğünüz gibi eğer bir barı varsa, yani bu şekilde bir eşeğin bir envanteri var gördüğünüz gibi, yukarıda yazıyor. Aynı şey buradaki deve için de geçerli. Mesela devenin canı çok iyi ama ileri atılması çok azmış mesela. Ve hızı da yavaş bir eşekmiş. Ve hızı da yavaş bir eşek mi? Deveye ayıp oldu. Hızı da yavaş bir deveymiş. Yani bunu gösteriyor. Sırada ise Iris modu var. Iris modu shader kullanmanızı sağlar. Ayarlara girip, görüntü ayarlarına girdikten sonra video ayarlarına girin. Ve yukarıda Shader Pack diye bir kısım olacak. Oraya tıklayın. Burası Iris modunun arayüzü. Benim kullandığım BSL Shader'sı burada görüyorsunuz. Ona tıklayıp Apply diyorum ve bekliyorum. Ufak bir kasmanın ardından gördüğünüz gibi Shader'ımız açıldı. Videoda ne kadar yüksek FPS alıyorum ben öyle Shader'la. Almıyormuşum. Gördüğünüz gibi Shader açıldı ve dünyamız mükemmel görünmeye başladı. Bence de gayet hoş görünüyor. Iris modu da bu şekilde Shader'lar kullanmanızı sağlar. Ve geldik Lithematica'ya. Ayrıntılı bir kullanım videosunu YouTube'da çekmiştim. Çubukla çalışıyor. M'ye bastığınızda arayüzüne ulaşırsınız. Ve bu şekilde şemalar kullanmanızı sağlar. Mouse'un orta butonuyla buradaki bloğu alabilir. Ve yere bu şekilde koyabilirsiniz. Veya zaten şematiğe alınmış bir yapınız mı var? Kırmızı bölgeleri kırın.
Kırmızı bölgeleri yok ettim. Ve şimdi şuradan M ve U'ya aynı anda basıyorum. Ve gördüğünüz gibi şematiğimiz yerleştirildi. Şimdi şematiğimizi kapatabiliriz buradan. Ve tada, artık bu yapı burada. Yerleştirilmiş bir vaziyette duruyor. Ufak bir pazar alanını bu şekilde daha önce tasarladıysanız bu şekilde dünyanıza aktarabilirsiniz. Bu arada bu modun tanıtım videosunu daha önce çekmiştim. Şu köşede veya şu köşede de olabilir. Ha yok, şu köşede çıktı. Tam şu köşede. Şu köşede çıkan kartlardan Litamatika'nın nasıl kullandığını ayrıntılı videosuna ulaşabilirsiniz. Altında indirme linki de var. İsterseniz de bu videodan indirebilirsiniz. Ama dediğim gibi nasıl kullandığını orada anlattım. Yani bu modun nasıl kullanıldığını oradan öğrenebilirsiniz. Şu an burada öğretmeyeceğim. Çünkü gerçekten uzun sürüyor. Neyse, bir sonraki modumuza geçelim. Bir sonraki modumuz ise mini HUD modu. H'ye basarak mini HUD'ın arayüzünü açıyorum. Sol üstte gördüğünüz mini HUD'ın arayüzü. Benim şu anda nerede olduğumu falanımı filanımı gösteriyor. Gerçek saati gösteriyor ve tarihi gösteriyor. Eğer açarsanız. Yüzümün ne tarafa doğru dönük olduğunu gösteriyor. Çok ses çıkartıyorsun. Yüzümün ne tarafa doğru dönük olduğunu gösteriyor. Veya da bunları nereden ayarlayabilirsiniz? Ve mini HUD'ın ayarlarına girdiğinizde ise burada pek çok ayar yapabilirsiniz. Ama bundan da bahsetmeyeceğim şu anda. Çünkü mini HUD modu da çok ayrıntılı bir mod. Tıpkı Litamatika gibi. Onun da nasıl kullanılacağını öğrenmek istiyorsanız şu anda sağ üstte çıkan kartlardan ona da ulaşabilirsiniz. Onun da nasıl kullanacağını ayrıntılı bir şekilde anlattım. O kadar ayarlar dedik, ayarlarını yaparsınız dedik. Bu ayarlara biz nereden ulaşacağız dediğinizi duyar gibiyim. Bakın şurada kulağım var. Alttaki de üstteki de. Duyar gibiyim. Gelin onu da göstereyim. Onu ise mod menu moduyla yapıyoruz. Mod menu modunu kurduktan sonra mods'a tıklıyorsunuz. Burada bir buton çıkartıyor ve sahip olduğunuz tüm modları burada görebiliyorsunuz. Evet, gerçekten biraz fazla modum var. Ben zaten buradaki sırayla anlatıyorum sizi. O zaman hadi bir sonraki modumuza. Yani bakalım burada neyimiz varmış. Latinaf Animations'a geçelim. Latinaf Animations modu size gerçekten çok güzel modlar sağlıyor. Latinaf Animations modu size gerçekten çok güzel animasyonlar sağlıyor. Mesela hadi şu merdivene tırmanalım. Gördüğünüz gibi bakın, merdivene tırmanırken bir animasyona sahibim. Bunu bu mod sayesinde yapıyorum, hatta inerken bile. Veya elime şu haritayı aldım diyelim. Gördüğünüz gibi harita elimde böyle duruyor. Hatta arkadaşınızın yanına gelip bu modda, eğer arkadaşınız da kuruluysa, arkadaşınızın yanına gelirsiniz. Ve kaka bak, sağ bir şey göstereceğim deyip şöyle dönün. Bakın haritayı elimde görebiliyorsunuz. Hatta haritada hareket eden beni bile görebiliyorsunuz. Şöyle döneyim. Biraz size yaklaşmam gerekecek galiba. Gel bak, bir şey göstereceğim. Yaklaş. Görüyor musun bak? Gördün mü? Haritayı benim elimdeyken görebiliyorsun. İyi baktın mı? Şu an böyle bir yerdeyiz. Çok ağaç var değil mi? Bence de. Belki de hani farmını yapmıştır. Kim bilir? Değil mi? Evet. Bence de güzel görünüyor. Hadi bir sonrakine geçelim. Ya da dur. Önce farklı birkaç animasyon daha gösterelim. Evet, bu bayağı üşütücü bir tecrübe olacak ama biraz yaklaşın, çok uzaktasınız. Evet, böylesi daha iyi. Şöyle şunun arka tarafına doğru şöyle geçeyim. Az önce de gördüğünüz gibi bakın, içine giriyorum ve bir ürperti gelmeye başlıyor. Rrr, çok soğuk değil mi? Bence de. Bakın, eğer üşüme efekti en son raddeye ulaşırsa da bu şekilde başlıyorsunuz. Bir an önce çıkmam lazım oraya. Dünya varmış ya. Latinaf Animations'dan sonrası OptiGUI modu var. OptiGUI nedir? Hemen onu göstereyim. OptiGUI modu ise farklı bloklarda farklı GUI'ler görmenizi sağlar. GUI dediğimiz nedir? Bu arayüz. Mesela özel arayüzlere sahip olmamızı sağlıyor. Bunun gibi değil ama mesela şunun gibi. Şalkır kutuları var elimde. Onları şöyle bir koyalım. Hepsi farklı renkte değil mi? Aslında böyle görünür hepsi. Ama OptiGUI, Optifine'de olan eşyaya özel envanter atama özelliğini Optifine kullanmayan insanların da kullanmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi hepsi farklı renkte görebiliyorum. Bu şekilde özel GUI'ler kullanmanızı sağlar OptiGUI modu. Şimdi size aynı anda iki modu göstereceğim. Smooth Swapping ve Tiny Items Animations modu. Onlarsa şu şekilde, bakın tuttuğum gibi, gördüğünüz gibi bu şekilde tuttuğumu yukarı kaldırarak almamı sağlıyor. Yani direkt belime gelmiyor, bu şekilde yukarı kalkıyor tuttuklarım. Smooth Swapping ise şunu sağlıyor. Yine mod menüden ayarlarını yapabilirsiniz, hız ayarlarını. Şu şekilde yumuşak envanter animasyonunu sağlıyor size. Bu şekilde. Güzel bir kaydırma animasyonu bence. Bunun hızını ben kendim ayarladım. Siz de ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Gelelim Show Me Your Skin moduna. Bunun için şurada bir arkadaşım var. Hemen ondan malzemelerimi alacağım. Malzemelerimi git kırdım yanlışlıkla. Geri aldım. Şimdi bunları giyelim. Gördüğünüz gibi üstümde güzel duruyorlar ama ben kendi skinimi görmek istiyorum. Dediğinizi duyuyor gibiyim. Madem kendi skininizi görmek istiyorsunuz, o zaman bu Show Me Your Skin modu tam sizlik.
Ayarlara girdiğinizde bu şekilde bir alanla karşılaşacaksınız. Eğer büyülüyse bu şekilde büyüleri kapatabilirsiniz. Büyü efektlerini kapatabilirsiniz. Ya da kalkanınız ve elitranızı görünmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz buradan. Ben size zırh üstünde göstereceğim. Bu şekilde zırhımın görüntüsünü istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Kaskımı çıkarttım. Biraz daha havalı göründüm ama ben skinimin tamamının görünmesini istiyorum diyorsunuz diyelim. Hepsini sıfırlarsanız bu şekilde skininizi görebilirsiniz. Ya da %50 görünürlükte olsun üstümde bir zırh olduğunu bileyim ama altından da skinimi göreyim istiyorsunuz diyelim. Bu şekilde de onu açarsanız böyle bir görüntüye sahip olabilirsiniz. Bakın zırh üstümde neredeyse görülebilir bir modda duruyor şu anda. Bu da böyle bir modda. Bence işe yarar. Ve geldik sodyuma. Sodyumu şu anda kapatıp size gösteremem FPS'ini çünkü o zaman video çekemem. Ama mod menüden şu şekilde gösterebilirim. Sodyumu kullanırken aynı anda Lithium, Entity Cooling ve Indium modlarını kullanıyorum. Bunlar da aynı şekilde performansı arttırmak için Minecraft'ın farklı bozuk kısımlarını optimize eden modlar. Performans modları bunlar tamamen. Performansı arttırmak için sodyum ise bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Sodyum ise ayarlar kısmında video ayarlarımın bu şekilde olmasının sebebi. Buradan sodyum ile alakalı tüm ayarları yapabilirsiniz. Oyunların video ayarları ile alakalı tüm ayarları buradan yapabilirsiniz. FPS'imi göster diyebilirsiniz veya ne bileyim kalite ayarından partikülleri kapatabilirsiniz. Mesela ben azaltılmışta kullanıyorum ama siz bunu istediğiniz gibi ya minimal ya da hepsi yapabilirsiniz. Ya da buradan CPU render limitinizi bile ayarlayabilirsiniz. Pek çok ayar sunuyor size. İstediğiniz gibi ayarlar yapabilirsiniz. Ama benim sodyumda sevmediğim bir şey var. Sodyumdaki sevmediğim şey ise aslında bu şekilde gölgeli yollar göstermemesi bize. Normalde kabak gibi görünüyor. Bir fotoğrafını ekrana koyarım. Normalde kabak gibi görünüyor. SSPB yani Shadowy Sodium Path Blocks moduysa bu şekilde yolların gölgeli olarak görünmesini sağlıyor. Aslında bu oyunda bulunan bir hata olmaması gerekiyor. Ama bu şekilde çok güzel görünüyor. Ve sodyum bu hatayı kaldırıyor aslında gölgelendirmeleri optimize ederek. Ama biz bu görüntüyü geri istiyoruz. Çünkü gayet güzel bir görüntü sağlıyor. Yoksa kabak gibi görünce ekranda gördüğünüz gibi hani kötü bir görüntüye sahip oluyor. SSPB moduysa işte bunu düzeltiyor. Ve kullandığım son modlardan bir tanesi olan Zoomify modu. Ben de şu an C butonuna atılı. Şöyle bastığım zaman yakınlaştırabiliyorum. Hatta şöyle yüksek bir yere çıkalım. Uzakları gören. Tabii çok da uzağa göremiyoruz. Çünkü ben çankları 10 çankla oynadığım için. Nereye bakalım mesela? Ha, şu ilerideki kabaklara bakın. Bu şekilde yaklaştırdım ya. Daha da yaklaştırabiliyorum. Mouse'un tekerleğini yani scroll'unu ileri doğru ittirince böyle gelebiliyorum ve şu anda maksimum moddayım. Bayağı bir yaklaştırma sağlıyor size. Bırakacağım ve ne kadar uzak olduğumu anlayacaksınız. Yavaşça geri gelelim şimdi de. Gördüğünüz gibi bayağı uzak aslında. Ama çok yakınıma getirebiliyorum. Burada çalışan bir abimiz var mesela. İşinde gücünde bir abimize benziyor. Ama artık işinde gücünde de değil. Çünkü bıraktık gitti. Son modumuz ise replay mod. Onu ise size şu şekilde gösterebilirim. Start recording dedim. Şu anda kayıt başladı. Etrafımda geziniyorsunuz sürekli ve ben burada oturup konuşuyorum. Yani kameranın biz aynı anda çeşitli hareketler yaptığını görüyorsunuz. Ve hatta daha önceki videolarda kullandığım üzere de build yaparken ne kadar hızlandığımı da görüyorsunuz. Yani dediğim gibi replay mod benim olmazsa olmazım. Ve videolar için sürekli kullanırım. Bu şekilde uzak çekimler yapmanızı sağlar da. Ama replay modun kullanımı zor. Ve öğrenmeniz gerekiyor. Aslında zor değil. Karışık bir kullanımı var. Ve öğrenmeniz gerekiyor nasıl kullanacağınızı. Bu da başka bir videonun konusu. Video bitti. Tanıtacağım modlar bu kadardı. Ne duruyorsun? Bak 3 tane dükkanım var burada benim. Dükkan işletiyoruz kardeşim, hadi dükkanın önünü kapatma. Git. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kal. Hadi git dükkanın önünü kapatma kardeşim. Şu tarafa doğru git. Güle güle. Ben de gidip şu köydekilerle bir çay içeyim ya.